Sevgili konuklar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu Sakarya Meydan Muharebesi belgeselimize hoş geldiniz. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz uğruna bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana çekilmesini 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Galiçya, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Öğreniyorum, tabiatı seviyorum. Projesi kapsamında Polatlı'dayız ve Polatlı Doğatepe eteklerinde Kartal Tepe'nin hemen yanı başında. Burada şehitlerin ruhunu şahane ettik. Onlar planda yaşasın dedik. Planlarımız şu an diktik. Üniversite öğrencisi, tarih öğrencileriyle birlikte. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi. Thank you.
Sakarya Meydan Muharebesi. Meydan Savaşı aslında bütün milletçe topyekün o milli iradenin ortaya konduğu, bütün varımızın yokumuzun ortaya konduğu, halkın da bütün desteğinin verildiği bir muharebe olarak da anılmaktadır. Halkımız için bu emre itaat etmeyenlerin istiklal mahkemelerinde yargılanması için Kastamonu, Ankara gibi illerimizde 4 tane vilayetimizde istiklal mahkemeleri kurulmuş ancak hiçbirisi istiklal mahkemesinde bu sebeple yargılanmamıştır. Bu da halkımızın özveriyle bu emirlere itaat ettiğini gösteren önemli bir hadisedir. 23 Ağustos'ta düşman önce Mangal Dağı bölgesine, yani sağ kanat bizim batıya döndüğümüz zaman bizim sol kanadımıza vurduğu Mangal Dağı, on Türbetepe bölgesine, şu elimin gösterdiği bölgedir, hemen Atatürk'ün arkasında olan sırtlar. O bölgeye ilk birinci hafta yaptıkları bir çevirici, Haymana'nın güneyinden Ankara'ya doğru yapmak istedikleri bir çevirici hareket vardır, iki kol ordusuyla. Ancak buradaki bulunan birliklerimiz ciddi bir mücadele vermişler. Bulundukları hattı terk etmemişler. Yenilmişler bazı mevzilerde. Mangal Dağı'nın ilk mevzileri işgal edilmiş. Ancak o mevziye Mustafa Kemal Paşa, evet burası işgal edilebilir ama onun gerisindeki hatta hemen bir sonraki hatta tekrar mevzilenerek savunmaya devam edecektir birlikler diye talimat verdikten sonra, direktif verdikten sonra o hatlar savunmaya başlamış. Ve cephemiz batıya dönmüşken o Mangal Dağı'nın bir kısmının düşmesiyle cephemiz güneye doğru şu şekilde dönmüştür. Daha sonra ikinci hafta içerisinde ise sağ kanattan sonuç alamayınca Yunan ordusu bu sefer merkez kanada, yani Doğa Tepe'nin ve kuzeyine doğru olan bölgeye de 30 Ağustos'tan itibaren taarruzlarını yapmış. Bu Doğa Tepe 30 Ağustos'ta maalesef düşmüştür. 9 Mayıs 1919 ve ilk verdiği bir demeç var. Diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik kardeşim. Anadolu'da Elen ırkı ne kadar? Türk ne kadar? Müslüman ne kadar? Bir kral geliyor ve diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik. Ve beyaz bir atın üzerinde geliyor efendim. Tarih 29 Mayıs. Bakın özel bir tarih. Konak meydana iniyor ve bunu ilan ediyor. Ardından İnönü Savaşı'nı kazanmışsınız siz. Tamam mı? Çok güzel. 21 İnönü Savaşı kazanmışsınız. Fakat Eskişehir Kütahya'yı kaybetmişsiniz. Yunan kralı gelmiş. Büyük bir moral, büyük bir depo elde etmişler. Çok büyük sayıda bir asker getirmişler. Ve siz 200 kilometre yakın bir alanı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Kolay bir hadise değil. Ve mecliste büyük tartışmalar var. Biz burayı terk edelim, burayı bırakalım, Kayseri'ye taşınalım, ne yapacağız? Ya halk bıkmış, milletvekilleri de bıkmış. Ve orada bir lider var. Kesinlikle bırakamayız diyor. Ve başkomutan seçiliyor. Ve Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'un 7-8'inde verdiği kararlar var. Tekrar Emirliğe kararları. Halka gideceğiz. Başka nereye gideceksiniz? Ama halk bıkmış savaştan kardeşim. Eskişehir Kütahya'ya bakıyorsunuz, 100 bin yakın ordunun yarısı savaş alanını bırak bitmiş. Ve bu insanı siz yeniden kanalize edip buraya çağırıyorsunuz. Ve halka bir güven olayı var bakın. Ve savaş 22 gün 22 gece süren bir savaş. Milletvekili geliyor. Çamaşırını kendisi orada yıkıyor. Burada cephede savaşıyor. Şimdi böyle bir cephe bu cephe. Yani ben ilk defa geliyorum. Yanlış yapmışım. Şimdiye kadar gelsem daha iyi olurdu. Biz hep farazi anlatıyoruz. Önce biz kendimizden başlamamız lazım. Nasıl anlatırız? Önce bir kendimizi anlatalım. Şu coğrafyayı, şu ortamı gördüm. Şurayı gördüm. Çok farklı bir ortam. Tarihi önemi olan bir yerdeyiz. Şüeda'nın kağıt üzerinde tarih yazıldığı değil de tarihi bizatihi yaşattığı ve yazdırdığı yerdeyiz. Çanakkale Savaşı bizde hep önem arz etmiştir. Hala da öyledir ama şöyle de bir gerçek var galiba. Çanakkale Meydan Muharebelerini deniz ve kara kazandıktan sonra maalesef Birinci Dünya Savaşı'nı yine kaybetmiştik. Burada böyle bir imkanımız da yoktu. Yani bu muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesini kaybettiğimiz takdirde bütün savaşı kaybedebilirdik. Yani milli mücadele veya kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız savaşı kaybedip kaybetmeyeceğimizin artık dönüm noktası olduğu bir yerdeyiz. Buradan ötesi büyük ihtimalle yoktu. Viyana çekilmesinden Sakarya zaferine canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize
şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul asker dense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Sakarya Meydan Muharebesi. Şimdi sırada doçent doktor Sahip Türkman hocamızı konuşmasını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi niçin önemli? Şimdi 11 yıllık milli mücadelede Balkan Harbi ile başlayan, Birinci Dünya Savaşı ile devam eden ve daha sonra Kurtuluş Savaşı ile noktalanan bir milli mücadelede Sakarya Savaşı niçin çok önemli? Çünkü bu savaş kaybedilseydi gerçekten Yunan orduları Ankara'ya girecek ve Kurtuluş Savaşı'nın yönetim merkezi olan Ankara'yı ele geçirecek ve böylelikle amaçlarına ulaşmış olacaklardı. Bu savaşın, her savaşın farklı özellikleri var. Mesela Sarıkamış Harekatı farklı özelliklere sahiptir. Kutul-i Emanet, Selman Pak Muharebeleri, Çanakkale Savaşı, Galiçe Savaşı, bunun gibi Irak cephesi, Suriye cephesi gibi cephelerimiz var. Bu cephelerin ve savaşların kimlikleri vardır. Mesela Kutul-i Emanet'de 13.300 İngiliz askerinin, bunlar içerisinde Hintliler de var, esir alınması, 5 generalin esir alınması tarihimizde farklı bir konudadır. Çanakkale Savaşı'ndan sonra en büyük galibiyetimiz Kutul-i Emanet'de olmuştur. Sarıkamış'ta bir ordu mahvolmuştur. 53 bin kişilik ordumuzun 53 bin neferi, 91 kişilik ordunun 53 bin neferi kurşun atmadan dolmuştur. Stratejik hatalar yapılmıştır. Sakarya Savaşı'nda stratejik hatalar yapılmadı. Stratejik üstünlükler elde edildi. Sakarya 22 gün 22 gece meydana gelen bir muharebe olmak itibarıyla uzun süreli, en uzun süren meydan muharebesi olarak tanınmaktadır. Acaba bu neden böyledir? Mesela Çanakkale Savaşı'nda Seddülbayır bölgesinde yahut da Arıburnu bölgesinde 2 günlük, 3 günlük muharebeler cereyan eder. 5 bin kişi, 10 bin kişi şehit verdiğimiz yahut da yaralı verdiğimiz savaşlar olmuştur. Özellikle 1. Kirt'e, 2. Kirt'e, 3. Kirt'e ve Gelibolu ve Arıburnu bölgelerinde muharebeler 1-2 gün sürmüştür. Bu belgeselle alakalı çalışmalar geçen seneden beri yaptık. Öğrenci arkadaşlarla bölgeye gittik. Bölgeye gitmemizin hocalarımız da gelmişti. İsmail Kahraman Bey de geldi. Ve orada belgesel çekiminin ilk çalışmalarını yaptık. Şimdi kitap yazıyoruz, makale yazıyoruz, hoca olarak yazıyoruz. Fakat görsel eğitim çok önemli. Yani Almanya'da, Amerika'da bir Türk Sakarya Savaşı ile alakalı bir şey seyretmek istediği zaman www.sakaryazaferi.com'a girdiği zaman sizin izlediğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinden izleme imkanı bulur. Geçen sene Fransa'da bir Türk'e rastladım. Kurtuluş Savaşı ile alakalı, Birinci Dünya Savaşı ile alakalı bir iki çok basit soru sordum. Hiçbir şey bilmiyor. Çünkü Alman okullarında, Fransız okullarında size Türk tarihi öğretecek değiller. Bunu nasıl öğrenecek yani? İşte görsel eğitim gerçekten çok önemli. İsmail Kahraman Bey, Avrasya Radyo Televizyon Derneği'nin başkanı. Onunla geçen sene tanıştık ve çok mutlu oldum kendisini tanımaktan. 150'ye yakın belgesel filmi çevirmiştir, çekmiştir. Dünyanın 80 ülkesini gezmiştir İsmail Kahraman Bey. Yine bu belgeselle alakalı kendisine kürsüye davet ediyorum ve kısa bir bilgi rica ediyoruz. Saygıdeğer Necdet Özel Paşa'm, çok değerli hocalarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Haddim olmayarak, izin alarak hocalarımdan. Tarih nedir? Tarihi nasıl tanımlarız?
Tarihi herkes tanımlamıştır, anlatmıştır ama tarih en güzel Türkçe anlatılmıştır. Tarih sizlerin bildiği gibi bilgi anlamındadır. Diyor ya Büyük Yunus, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Evet, tarihi Türkçe karşılığı bilgidir, ilimdir. Böyle bir müessesede olmak, hele Yıldırım Beyazıt Han adına yapılmış, Timurhan gibi büyük bir imparatorluk kurmuş iki komutanın burada kaderin cilvesi karşı karşıya geldiği bir yerde bulunmak ve burada yine Sakarya Meydan Muharebesi gibi tarihin dönüm noktası, temel taşı muharebelere ev sahipliği yapmış Ankara'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, Sakarya Meydan Muharebesi ben her konuşmamda arz etmek istiyorum. Nerede yapıldı diye sorsam, sizler biliyorsunuz Ankara Polatlı ve Haymana'da yapıldı. Ama öyle gazetecilerimiz, belgeselcilerimiz var ki Sakarya Meydan Muharebesi'nin Adapazarı'nda yapıldığını zannediyor. Kamuoyu böyle. Biz bir proje hazırladık İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'yle. Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli şehitliklerin gençlere tanıtılması. Projemiz kabul gördü. Hatta Türkiye çapındaki birçok proje arasında birincilik aldı. Ve projemizi her şeyiyle sakaryazaferi.com'a yükledik. Belgeselimiz de burada. Ve Yunan kaynaklarına gitmek istiyoruz. Yunanlılar nasıl bu Sakarya Meydan Muharebesi'ne bakıyor diye araştırdık. Ve 28 dakikalık bir belgesel ama belgeselin en önemli özelliği Sayın Paşam sadece Sakarya Meydan Muharebesi değil. 3000 yıllık Anadolu tarihini gündeme getirmek istedik. Gordion, Frigya Vadisi, Gordion kenti. Gordion'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi dedik belgeselimizin adına. Ve 3000 yıllık tarihi Sakarya Meydan Muharebesi ile taçlandırıp siz değerli gençlerimizin yüksek bilgilerine sunmak istedik. Sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa, Melhame-i Kübra diyor, kanlı göl diyor Sakarya Meydan Muharebesi için. 22 gün, 22 gece süren tarihte böyle bir meydan muharebesi yoktur. Gece gündüz 22 gün, 22 gece sürüyor. Ve çok sayıda şehit, özellikle hanımefendiler burada çok. Anadolu kadının hikayesi gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda tam anlamıyla yazılmamıştır. İnşallah siz tarihçi hanımefendiler olarak Anadolu kadının hikayesini en iyi şekilde anlatırsınız. Ve bir hakikatle noktalamak istiyorum. Hüseyin Avni Alparslan vardır. Kendisi 1. Cihan Harbi, Trablusgarp, Balkan Savaşlarına katılmıştır. Ve Sakarya Meydan Muharebesi için Maraşal Feyzi Çakmak, Mustafa Kemal Paşa emreder. Karadeniz'den gönüllü alay topla diye. 4000 ile 6000 arasında gönüllü alay toplanır, Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk taarruz alanı Haymana Mangal Dağı'dır. Düşmek üzeredir. Gönüllü alaylar 3 ay yürüyerek Karadeniz'den buraya gelmiştir. Bizzat Anadolu insanının kendisi bu savaşa katılmıştır. Mangal Dağı'nda 26 Ağustos 1921 tarihinde yaralanır Hüseyin Avni Alparslan. Diyor ki arkadaşları, yarasına elini bastırdı, elinde tabanca, askerlerin önünde hadi aslanlarım, hadi kaplanlarım diye mücadele etti. Yarası ağırdı, Sahra Hastanesi'ne kaldırdık ve son arzusunun ne olduğunu sorduk Hüseyin Avni Alparslan'a. Son arzusu şuydu Hüseyin Avni Alparslan'ın. Trabolu'da anacığım benden bir lastik pabuç istemişti. Ona bir lastik pabuç alamadım. Ne olur anacığıma bir lastik pabuç alın der. Ve bugün Hüseyin Avni Alparslan'ın Haymana Dağları'nda mezarının nerede olduğunu maalesef bilmiyoruz. Ama devletimiz büyük. Değerli Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Paşamız 2015 yılında da özel çabalarıyla Sakarya Meydan Muharebesi devletimiz tarafından tarihi milli park ilan edildi. Zaman ayırın, sizler de gidin. Ben Sayın Hocama teşekkür ediyorum. İlk öğrencilerle beraber fidanı sizlerle diktik ve bu belgeseli de bu üniversite öğrencilerimizle beraber sizlerle paylaşıyoruz. Bu paylaşımımıza da Sayın Genelkurmay Başkanımızın, emekli Genelkurmay Başkanımızın katılması da bize heyecan verdi. Sizleri Gordion'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli ve 3000 yıllık Anadolu tarihi belgeseliyle baş başa bırakmak istiyorum. 28 dakikanızı almış olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar arz ediyorum. We'll be right back.
Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Efsanelerden hareketle Gordiyon'un düğümünün çözülmesi, tarihi gerçeklerle bakıldığında ise Türklerin Anadolu'dan atılması için yapılmış en büyük mücadele Sakarya Nehri Havzası'nda 1921 yılında gerçekleşmişti. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra Gordiyon'un düğümü bu defa Anadolu'nun Türklerin yurdu olması meselesiydi. Asırlar sonra Yunan orduları bu topraklara, Sakarya Havzası'na, Sakarya Nehri'nin Porsuk Çayı ile birleştiği bu noktaya geldiklerinde aslında bir kere daha Gordiyon'un düğümünü çözmek için gelmişlerdi. Doğatepe'de gerçekleşen direniş aslında Gordiyon'un düğümünü çözmek üzere gelen Yunanlıların geri püskürtülmesi, dolayısıyla Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının bir kere daha gösterilmesi için bir zafer noktasıydı. Yunan ordusunun binlerce yıl önce Asya'nın hakimi olmak isteyen Büyük İskender'inkine benzeyen bir pervasızlık ve kibirle başladığı bu işgal girişimi, imparatorluğun düşüşünden sonraki en iddialı Yunan saldırısı olacaktı. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordiyon olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele, bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra, Asya'nın değilse bile en azından Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmek isteyen Yunan ordularının, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun peşinden Sakarya Nehri'nin doğusuna doğru ilerleyişiyle başlamıştı. Kütahya, Eskişehir yenilgisinden sonra büyük bir çıkmaza giren Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu, başkomutan sıfatıyla komutayı eline alan Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilerek geniş bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyordu. Askeri tarih açısından da önemli bir taktiksel hamle olarak görülen bu geri çekilme, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı, bütün vatandır diyen Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu bölme girişimiydi. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilirken hedeflediği planı bizzat şu sözlerle ifade ediyordu. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Onun için küçük büyük her cüzüğü tamı bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her cüzüğü tam ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzüğü tamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzüğü tamlar ona tabi olamaz.
bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Meydan Muharebesi'nin hemen öncesinde 122 bin kişilik Yunan ordusu, 90 bin piyade tüfeği, 700 makineli tüfek, 300 top, 20 uçak ve 1500 kişilik bir süvari kuvvetine sahipti. 45 bin piyade tüfeği, 240 makineli tüfek, 175 adet çeşitli çapta toplu ve 2 uçağı bulunan yaklaşık 100 bin kişilik ordu ve 4500 süvariyi idare edecek 2500 subay Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunda görev yapıyordu. Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türk Orduları Başkomutanı olarak yer aldığı muharebede Başvekil ve Genelkurmay Başkanı makamında Ferik Mustafa Fevzi Çakmak bulunuyor, Milli Müdafaa Vekilliği görevini Mirliva Refet Paşa yürütürken Mirliva Mustafa İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanlığını yapıyordu. Geri çekilmenin belirlenen noktalarda gerçekleşecek bir meydan muharebesine dönüşmesine kadar yaklaşık 9 gün boyunca herhangi bir Türk askeriyle karşılaşmayan Yunan askerleri 1921 yılının 14 Ağustos günü büyük bir taarruza geçecekti. Yunan ordusunun ilerleyişini sadece bir savunma hattı oluşturarak değil, orduyu arkadan kuşatarak kontrol altına alan Türk süvarileri, Yunan askerlerinin lojistik damarlarını koparmıştı. Bir süre sonra Yunan tarafında açlık sorunu ortaya çıkmasına rağmen, muharebenin hemen öncesinde tekalifi milliye emirleriyle toplanan yiyecek ve diğer lojistik malzemeler sorunsuz bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna ulaştırılıyordu. Sıklet merkezini Haymana istikametinden ortaya kaydırarak savunma mevzilerini yarmak isteyen Yunan birlikleri Ankara'ya 50 kilometre kadar yaklaşmış olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun savunma duvarına çarpmaktan kurtulamamıştı. Yunan ordularının Haymana ve Mangal Dağı çevresindeki bu ilk taarruzları başarısızlıkla sonuçlanmış, Türk ordularının 10 Eylül'deki geri atağı Yunan askerlerinin yeniden savunmaya geçmesine engel olmuştu. Türk ordusunun peşine taktığı Yunan ordusuna karşı giriştiği ve 3 gün sürecek olan bu ilk taarruz, Çal Dağı'nın geri alınması ve Yunan ordusunun geniş bir hat boyunca geri çekilmesiyle sonuçlanacaktı. Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekilmek zorunda kalan Yunan askerlerini gerisin geri püskürterek ilerleyen Türk askerleri, bu sırada Sivrihisar, Azizliye, Bolvadin ve Çay ilçelerini işgalden kurtarmayı başarmıştı. 22 günlük takvimi ve yaklaşık 100 kilometrelik bir hat üzerinde gerçekleşmiş olması hasebiyle, tarihin en uzun sürede en geniş alanda gerçekleşmiş meydan muharebesi olan Sakarya Savaşı'nın nihayetinde, her iki taraftan da büyük kayıplar verilmişti. Yunan ordusunun 3758 ölü, 18955 yaralı ve 354 kayıp olmak üzere toplamda 23000 kişilik bir zayiat verdiği muharebede, Türk ordusunun kaybı 5713 şehit, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp olmak üzere toplamda 39289 kişiydi. Savaşlar ordular arasında olmaz. Herkes öyle zanneder. Bütün savaşlar ulusların çarpışmasıyla olur. İşte milli mücadelede tamamen Türk ulusunun, Türk milletinin, Türk halkının bu toplu mücadelesiyle, topyekun mücadelesiyle olmuştur ve kazanılmıştır. Tabii ki liderler vardır. Bu liderler ama o halkı
sürükleyebilme yeteneğine ve özelliğine de sahip olmaları gerekir. İşte biz de böyle bir kişiye, büyük Atatürk'e borçluyuz, onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu asırda tabii böyle bir dehanın o bizim Türk milletinin başında olması da önemli bir şanstır. Bunu da düşünmek, değerlendirmek lazım. Tarihi okurken hikaye kısmını da okuyun. Tabii ki orada geçen olaylar, doğrular da vardır, bazı gerçek dışı olanlar da vardır. Onun için çeşitli kaynaklardan, yerli ve yabancı kaynaklardan okumanızı tavsiye ederim. Sadece tek kaynaktan tarih okumayınız. Çünkü tarihi öyle olmuştur ki son zamanlarda yazılan kitaplara da baktığımız zaman yazanın mantığına göre, düşüncesine göre de tarih şekillendirilmiştir. O bakımdan dikkatli olunuz. Tarihi birçok kaynaklardan inceleyerek, etüt ederek, altını çizerek okuyunuz tarihi. Ayrıca bütün tarihteki mücadeleleri sebepleriyle ve sonuçlarıyla inceleyiniz. Bugün anlatıldı, şöyle oldu, böyle oldu, işte şu kadardı kuvvetler, bu kadardı, şu kadar güçlüydü, şu kadar zayıftı falan. Doğru. Bunları da belki bilmeniz lazım. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nin sebebi nedir? Sonuçları nedir? Önemi nedir? Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmasaydı ne olurdu? Çanakkale kazanılmasaydı ne olurdu? Bunlar önemlidir. Lütfen tarihi sonuçlarıyla okuyun, önemini vurgulayın ve kendi toplumunuza, çevrenize, sizden sonra gelecek nesillere de bu yönüyle anlatın. Sayın Paşam'ı davet etmek istiyorum. Bu belgeselde çok büyük emeği olan hocamız, benim de kıymet verdiğim bir akademisyen, Sayın Hocam'ı buraya arz etmek istiyorum. Sayın Paşam.